Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda yine birbirinden farklı iki bug bounty raporunu inceleyeceğiz. Birlikte analiz edeceğiz. Eğer çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız bir de beğen butonuna tıklayıp abone olduysanız hadi şimdi gelin birlikte zafiyetlerimizi incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar raporlar önüne açık. Ben bunları bildiğiniz üzere burada anlatımını yapabilmek için görselleştiriyorum. Umarım bu görsel yapısı hoşunuza gidiyordur. Bununla ilgili ekstra bölümleriniz varsa şunu da yap dediğiniz bir şey varsa lütfen belirtin. Şimdi uzatmadan analizimize geçelim. İlk bugımız exploiting a logic bug. Bakın burada yazıyor zaten. Bir mantık hatasından kaynaklanan zafiyet. Burada arkadaş bu zafiyeti sömürerek indirip kodları ile ilgili bir şeyler yapıyor. Burada çok kısa web sitesinden falan bahsediyor. Burada adını gizlemiş. Çok önemli bir ayrıntı değil. Hemen geçelim. First I started using the web application falan filan. Burada bir bug bounty hunter, bir pentester, bir hacker. Ne olursanız olun siber güvenlik uğraşıyorsanız ve bir sitedeki güvenlik açıklarını analiz ediyorsanız İlk başta sistemin nasıl çalıştığını anlamaya uğraşıyorsunuz. Bu arkadaş da onu yapmış. Using the web application diyor. Ardından şunu fark ediyor. I found a unique CSRF token that prevents CSRF attack. Site içerisinde CSRF saldırılarını engellemek için kullanılan bir CSRF token tespit ediyor. Sonrasında incelerken şunu fark ediyor. CSRF token her seferinde oluşturulmuyor. Yani siz sayfayı her yüklediğinizde o sayfa için CSRF token otomatik olarak oluşturulmuyor. Onun yerine token, kerezer vesaire kullanılarak her kullanıcı için sadece bir kere oluşturuluyormuş. Bunu arkadaşımız burada analiz ederken tespit ediyor. Sonrasında şunu deniyor. Ben eğer farklı bir sistemden bu web sitesinde kendi hesabımla aynı hesapta oturum açarsam ne olacak diyor. Ve şunu fark ediyor. A unique CSRF token is generated. Yani siz farklı bir sistemden web sitesinde oturum açtığınız zaman web sitesi size yeni bir token veriyor. Ve o token o session boyunca sürekli geçerli oluyor. Sonrasında web sitesini incelerken Club adında bir fonksiyon buluyor. Bu fonksiyonun ne olduğunu şurada anlatmış bize bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bizim kullandığımız isim vermeyeceğim çok popüler e-ticaret platformları var. Oralarda çeşitli kulüpler olabiliyor. Bunlara üye olduğunuz zaman size bazı indirim kodları veriyor, indirim fırsatları yaratıyor. Benzer mantık tam olarak burada da var. Hatta belki o web sitelerinden birinde bile bu zafiyet bulunmuş olabilir. Sonrasında bu arkadaşımız bu kulüp özelliğini test etmek için yeni bir hesap açıyor bakın. I created another account. Burada kulübe katılabilmek için e-posta doğrulaması yapması gerektiğini görüyor. Bunu yapamıyor. Niye yapamadığını çok bilmiyorum açıkçası. Burada bahsetmemiş ama yapamıyor. Kısacası kulüp fonksiyonunu kullanamıyor. Web sitesini incelerken şunu fark ediyor. Bu web sitesinde bazı API endpointleri var. Bu endpointler kulüp üzerinde işlem yapmak için kullanılıyor. Örneğin mesela şu API join iki defa yazmış enerji Ad Adı üstünde join olmanızı sağlıyor. Bu kulübe katılmanızı sağlıyor. Deactivate bu özellikten çıkmanızı sağlıyor. Yani kulüpten çıkmanızı sağlıyor. API discount kodda direkt bize indirim kuponlarını veren API uç noktası. Sonrasında biraz bu uç noktalarını kurcalıyor. Burada şu API discount kodu üzerinde bu arkadaşımız yoğunlaşıyor. Join'e bir post isteği gönderiyor. Post isteği gönderdiğinde missing parameter diyor. Bakın burada ve eksik olan parameter CSRF token. CSRF token request'in içerisinde olmadığı için web sitesi bunu club'a join ettirmiyor. Ama ardından gidiyor hani web sitesi her kullanıcıya unik olarak bir tane oluşturuyordu ve her session'da bu token yeniliyordu ya işte o CSRF token alıp bakın şurada kullanıyor ve gerekli bilgileri girdikten sonra 201 created'ı görüyor yani artık klaba katılmış oluyor ne yapmadan şuradaki mail doğrulama işlemini yapmadan adam kulübe katılabiliyor tamam bu bir bak neticede hani sistemin izin vermediği bir şey arkadaş yapabiliyor şu an bir güvenlik açığı bir bak burada yakaladı sonra gidiyor bunu raporluyor Raporlamadan önce discount kodları da al, alabildiğini gösteriyor. Hani aynı API'nin uça noktasına zaten artık klaba katıldığı için burayı istek kattığında indirim kuponlarını görebiliyor. Tüm bunları alıp gidip HackerOne'da raporluyor. Raporladıktan sonra HackerOne diyor ki informative diyor. Sonra bunun hiçbir etkisi yok diyor bu bakın. Sonra biraz daha bu konu üzerine odaklanıyor ve biraz daha araştırmaya başlıyor. Bu işlemin amacı ne? Hani ben bunu ne yaparsam daha bir etki elde edebilirim diye düşünüyor. Sonrasında şunu fark ediyor, hesabını kapatıyor, gidip sonra tekrardan onu aktive ediyor, hesabı donduruyor ve tekrardan aktive ediyor. Hesabı aktive ettikten sonra da şunu fark ediyor. Yeni kod gönderdiğinde, yeni gelen kodlar eskilerinden farklı. Yani siz de hesabı dondurup yeniden aktive ettiğinizde, uygulama size yeniden indirim kuponları gönderebiliyor. Şuradaki API vasıtasıyla nereye gitti? Şurada. Aynen şuradaki API vasıtasıyla yeni kodlar alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü hesabınızı yeniden aktive etmiş oluyorsunuz. Sonra arkadaş bu işi biraz daha kurcalıyor ve bir script yazıyor bu script gidip hesabı donduruyor açıyor donduruyor açıyor donduruyor açıyor ve her açma işleminden sonra da AP'nin az önce size gösterdiğim şuradaki uşa noktasını istek ataraktan her seferinde yeniden kupon almasını sağlıyor ve elinde yaklaşık şurada bakın 3600 tane kupon toplamış oluyor ve bunu raporladığında artık hay olarak değerlendiriliyor ve belli bir miktar para ödülüyor, ödüllendiriliyor. Peki bunun etkisi ne? Neden artık izin verdiler? Hani informatikten artırıp hay olarak kabul ettiler. Çünkü sınırsız bir şekilde kupon oluşturulabiliyor. Bu bir sıkıntı. Ve buradan da göreceğiniz üzere finansal bir kayıp var burada. Yani şirket sürekli indirim kuponu dağıtıyormuş gibi oluyor. Adamlar bu kuponu kullanaraktan başkalarına satabilirler falan filan. Böyle bir durum olduğu için de neticede arkadaş bakın şurada gördüğünüz gibi medium pardon hay demişim medium olarak bu zafiyeti hacker bana kabul ettirebiliyor. Şurada nerede yazıyor lan? Bounty miktarını yazmamış ama medium olarak bu zafiyetin raporlandığını görebiliyoruz. Şimdi gelin bir sonraki raporumuza geçelim. Evet şimdi bir sonraki raporumuzdayız arkadaşlar. Bu raporumuzda 750 dolarlık bir ödül var. Adam burada kendi mentalitesinden bize bahsediyor. Bu kısımla ilgili şu an çok işimiz yok. Eğer okumak isterseniz zaten bunların linkini her zaman gibi açıklamaya koyacağım. Rapor yazan kişilere kredisi vermesek olmaz. Çünkü adamın içeriğini kullanıyoruz. Geldik sağa. Arkadaş backbound yaparken private dediğimiz sadece davetle katılabilen bir program görüyor ve buna katılıyor. Daha doğrusu buradan davet geliyor. Sonrasında bir uygulamayı burada test etmeye başlıyor. Uygulamayı test ederken uygulama içerisinde şöyle bir özellik fark ediyor. Connecting Google Calendar. Uygulama içerisinde bir takvim var ve siz bu takvimi... Google takvimle senkronize edebiliyorsunuz. Muhtemelen Google takvim dışında diğer takvimlerle de senkronize edebiliyorsunuz. Burada senkronizasyonun nasıl çalıştığını göstermiş. Bunu gelin birlikte birazcık inceleyelim. Tamamdır. Bakın burada ilk başta OutSub dediği muhtemelen bir token. Ee, yok. yok OutSub dediği authentication bilgisi. Yani aslında bizim Google'daki hesabımız ait authentication bilgisi. Bunun için gidip Google'dan token istiyoruz. Sonrasında kullanıcı Google soruyor. Hani bize bir papa açılıp soruyor ya, bu uygulama senden şu şu yetkileri istiyor vereyim mi diyor. Verdikten sonra da hop buraya geliyoruz artık buradayız. Google bizi neticesini uygulamaya yönlendiriyor ve artık otantik olmuş bir şekilde Google hesabımız bu uygulama içerisinde gerekli yetkileri almış bir şekilde yeni bir tokenla request'te bulunuyor ve Google ona istediği şeyi veriyor. Yani artık burada Google takvimle entegrasyon yapmış oluyor. Google authorization isteğini gönderirken de şöyle bir istek oluşturuyormuş arkada uygulama. Hedef uygulama şu. Google'dan istek geldiği zaman Google tarafından gerekli yetki aldıktan sonra da Target.com'da zafiyetli web sitesine şöyle bir istek gidiyormuş arkada bu işlem yapılırken hani eğer network tabını açıp bakarsanız böyle bir istek gittiğini görebiliyormuşsunuz. Bu istek Google'dan gelen bir authentication value'su içeriyormuş. Bu value'yu da şurada görebiliriz. Bakın şuradaki kod aslında. Bu kod bizim kendi takvimimizin ben A kullanıcısı olayım. A kullanıcısının takvimini ifade eden bir kod. Böyle düşünebilirsiniz. Bu kodu kullanaraktan uygulama o an kullanıcının uygulama içerisindeki takvimini A kullanıcısının Google takvimiyle senkronize ediyor. Yani uygulama içerisindeki bütün toplantı bilgileri doğrudan A kullanıcısının Google takvimine de gidiyor. Muhtemelen şimdi kafanızda bir şeyler canlanmaya başlamıştır. Gelin birazcık daha inceleyelim. If we notice request in get method, gerçek sesler yapacak vesaire diyor. Burada bahsettiği şey şu. Sen bu hisseyi alıp başka kullanıcılara attırtabiliyorsun. Neden? Çünkü CSRF token yok. Uniklik yok. Her, bu linke tıklayan herkes ve bu uygulamayı kullanan herkes saldırgan kullanıcının takvimini uygulamadaki kendi takvimiyle senkronize etmiş oluyor. Burada zaten bundan bahsediyor bakın. The victim need to open link same browser where already logged in, in target.com Yani şöyle düşünün. Şurası zafiyetli uygulama. Zafiyetli uygulamada böyle bir sekme var. İşte burası açık şu an. Oturumda açmış durumda. Siz ona bir link atıyorsunuz. Şurası olsun mesela. Arkada mail açık. kırmızı yapalım mail olduğu için bunu Gmail gibi düşünün. Mailine bir mail geliyor ve içerisinde şu linki içeriyor. Kurban kullanıcı da bu linke tıkladığı an yan sekmede oturum açık olduğu için doğrudan kendi takvimini saldırgan kullanıcının Google takvimiyle senkronize etmiş oluyor. Burada zaten bunun ayrıntısından bahsediyor. Bunun etkisi ne diye düşünebilirsiniz? Bunun etkisi şu. Aşağıda ekran görüntüsüyle bize gösteriyor. Bakın kendisi arkadaşımı test ettiğinde kurban kullanıcının meeting parolasını görüyor. Eğer içerisinde varsa Excel dosyası, başka ek dosyalar bunları görebiliyor. Bu toplantı fiziksel bir noktada olacaksa onun konumunu görebiliyor. Kısacası tehlike oluşturabilecek bütün bilgileri görebiliyor. Burada da örnek bir saldırı yani senaryosu vermiş. Bunu size tekrar etmeyeceğim videoyu çok uzatmamak adına. Ben zaten video içerisinde bahsettim. Eğer incelemek isterseniz açıklamaki bağlantıdan gidip inceleyebilirsiniz. Burada hassas bilgileri ifşa ettiği için bu bir tık önemli bir zafiyet olarak değerlendiriliyor. Ne kadar Basit bir şekilde tespit ediliyor olsa da hassas bir durum. CSRF token'ın olmaması böyle hassas verilerin açığa çıkmasına neden olabiliyor. Bu yüzden web uygulamalarında CSRF token'ın kullanılması harbiden önemli. Video burada bitti arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye. Bazı şeylerden artık nefret ediyorum. Yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Da de yo 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 çünkü çok fazla gitti bazı şeyler çok fazla ilerledi artık sevmiyorum yani.